Merhaba, yeni bir video ile daha beraberiz. Bugünkü video konuğumuz satış ekibimizden Bedir Bey. Bedir abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Sana sorumuz şu, uzun yola çıkarken daha güvenli bir sürüş için neler yapılmalıdır? Uzun yolculuğa çıkarken dikkat edilmesi gerekenleri iki başlık halinde değerlendirebiliriz. Araçla ilgili yapılması gerekenler, rutin bakımlarının haricinde lastik basınçlarının kontrol edilmesi, far ayarlarının ve ışıklandırmaların kontrol edilmesi gerekir. Araçta kesinlikle yedek lastik, kiriko ve reflektörlerin bulundurması gerekiyor. Uzun yola çıkarken diğer bir konuda sürücünün kendisinin yapması gerekenler var. Bunlar uykusuz kesinlikle yola çıkılmaması gerekiyor. Ayrıca 2 saatte bir mola verilerek çay ve kahve molasıyla birlikte bunu vücudu dinç ve zinde tutması gerekiyor. Ve yolculuklarda arada bir camları açarak ve sunroof açarak içerinin ortamın havalandırılması gerekir. Özellikle uzun yolda dikkat edilmesi gereken bir konuda otoyol hipnozu diye bir durum söz konusudur. Bu gece ve gündüz yolculuklarında karşımıza çıkar. Gözün açık olduğu halde beynin uyanık olmadığı bir durumdur. Genelde tırlara ve kamyonlara arkadan çarpma şeklinde kazalarla sonuçlanır. Bunun önüne geçebilmek için sürekli aynı noktaya bakmaktan ziyade çevreyi izleyerek seyahat etmek ve ortamın camları açarak havalandırması gerekir. Uzun yolculuklarda sabaha doğru yapılan yolculuklar çok tehlikelidir. Dikkat edilmesi gerekir. Vücudun ölü olduğu saatlerdir. Güneş doğarken sürücünün göz kapaklarının yorgunlaştığı ve uykusuzluğun bastırdığı saatlerdir. Burada mola vererek ve içeriği ortamını havalandırarak dikkati, konsantrasyonu üst noktaya çıkarmak gerekir. Uzun yolculuğa çıkarken verebileceğim tavsiyeler bunlardır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz verdiğin değerli bilgiler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oturaşın güvenli sürüşler diler.